Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere CS 2015 model uydu alıcımızın CC Cam menüsü ile ilgili bir bilgi paylaşmak istiyoruz. Daha önce bildiğiniz gibi CS 2015 K menüsü adı altında bu menünün yüzeysel olarak bir anlatımını video paylaşımımızda izlemiştiniz. Bugünkü videomuzda arkadaşlar CC Cam menüsü üzerinde biraz ayrıntı vermek istiyoruz. Mevcut menümüze, şu an ekranda görmüş olduğunuz menümüze menü ayarlar ve kamera kurulumu dediğimiz aslında cam ayarları, cam kurulumu şeklinde olacak. Fakat Türkçeleştirme yapılırken cam'i kamera olarak yapılmış. Hatalı bir Türkçeleştirme ile bu menüye ulaşıyoruz. Şimdi menünün içerisine girdikten sonra hemen bir nolu host'un yukarıda görmüş olduğunuz 16 tane host'tan bir nolu host'un yeşil olduğunu görüyorsunuz. Bu host'un yeşil olması bu server'a başarılı bir şekilde bağlanıldığının göstergesi. Şu an menünün hemen arkasında çalışan kanalda zaten CC Cam menüsü sayesinde izlenebilen bir kanal. Arkadaşlar bizim burada karşımıza çıkabilecek problemlerden bir tanesi şu an yeşil olarak gösterilen menünün turuncu renkte olması olacaktır. Turuncu renkte bir görsel gördüğünüzde şunu söyleyebiliriz. Cihazınızın internet bağlantısı kesik veya cihazınızın server bağlantısının yapılamamış olmasından kaynaklanıyor olabilir. Server bağlantısını etkileyen etkenlerden bir tanesi biliyorsunuz ki internet bağlantısında yaşanan problemlerdir. İnternet bağlantısı sizin lokal olarak yaşadığınız sorundan veya makinenizin o anda IP alamamasından kaynaklanabilir. Bu durumda makinenizi yeniden başlatmanız gerekebilir. Öncelikle sisteminizi yeniden başlatmanızı tavsiye ederiz. Bunun yanında eğer burası turuncu ise bizim serverımıza da ulaşamıyor olabilirsiniz. Ha, bu durumlar internet bağlantısı kullanılarak paylaşılan sunucu sistemleri olduğu için biz şimdi bu durumlarda karşımıza çıkacak sorunları nasıl test edebiliriz onu anlatalım. Öncelikle ayarlar menüsüne tekrar döndüğümde arkadaşlar Ethernet yapılandırması kısmı makineyi ilk aldığınızda ürünü ilk satın aldığınızda default olarak kablolu bağlantı üzerinden gelmiştir. Şimdi ben kablolu bağlantı üzerine tıkladığımda yapılandırma modunun DSP yani modem üzerindeki DSP serverından otomatik olarak al komutunun işaretli olduğunu göreceksiniz. Zaten bu durumda aşağıya hareket etmek isteseniz de hareket edemeyeceksiniz. Bunu static IP şeklinde değiştirdiğimizde istediğimiz bir IP'yi atayabiliyoruz. Tabi bu IP atamasını yapabilmeniz için modeminizin subnetinin yani dağıtmış olduğu IP subnetinin tarafınızdan biliniyor olması gerekiyor. Bizim IP subnetimiz lokalde 192.168.2 subnetinde yani 2.1'den itibaren 2.1 tabii ki modemin IP'si 2.2'den itibaren 254.255'e kadar IP verebilirsiniz. Burada dikkat edilmesi gereken bu kendi ağınızda aynı IP'yi almış başka bir makinenin olmamasına dikkat etmeniz gerekiyor. Tabi bu işlemi neden manuel yapıyorum sorusuna da şu cevabı vermek istiyorum. Bazı durumlarda DNS problemleri yaşanabilir. DNS problemi yaşandığında her ne kadar internet bağlantınız olsa bile sunucuya erişim yapılan portlar, bunu şöyle izah edebiliriz.
Biliyorsunuz ki sizin internet bağlantınız dünya üzerinde birçok bilgisayarın birbirine bağlanmasını sağlıyor ve bu bağlantılar belirli sunucular üzerinden geçilerek gerçekleştiriliyor. Dolayısıyla biz 2.1 modemin otomatik olarak almış olduğu DNS sunucusunu, tabi bu sunucu otomatik olarak servis sağlayıcınız tarafından modeme veriliyor. Modemden okusun diye de biz buraya otomatik DNS sunucusunu 2.1 olarak tanımladık. Tabi biz bazı durumlarda bunu Google'un DNS sunucuları var arkadaşlar. Sağa doğru ok tuşuna bastığımda 0.0.8 0.0.8 ve 0.0.8 0.0.8. Bu şekilde yaptığımda yaşamış olduğunuz IP probleminden dolayı 9 oldu pardon. OK'ye basıyorum. Avalansı başarılı. Bakın şu anda bu cihaz modemin dışında 8.8.8.8 şeklinde bir DNS sunucusundan IP almaya yani IP'sini buradan IP'sini almaya çalıştığı nokta nedir? Bizim şu an server'ımızın bağlantısının olduğu yere ulaşmaya çalışıyor. Bunu şöyle düşünün. Bağlantımız buradan İstanbul'a kadar gitti. İstanbul'dan sonra yurt dışına çıkıyor. Ve oradaki bir IP üzerinden devam etmesi gerekiyor. Diyelim ki bazen internette de görüyorsunuz işte YouTube şifrelendi işte veyahut da YouTube mahkeme kararıyla engellendi falan dendiğinde DNS sunucuları üzerine kurulan Türk Telekom'un engelleriyle yapılabiliyor. Ne yapıyor insanlar? 8.8.8 veya bir başka Open DNS'in DNS serverlarının üzerinden yine bu sunuculara erişebiliyor. Yine aynen orada olduğu gibi buradaki olayında internet bağlantınız var olabilir. Türkiye'deki birçok web sitesini açabilir. Yurt dışındaki birçok siteye ulaşabilirsiniz. Ama belki o anda tanımlı olan yani otomatik olarak tanımlı olan DNS sunucusundan bizim sunucumuza da ulaşamıyor olabilirsiniz. Bu şekilde bir DNS değişikliği yaparak bunun da testini gerçekleştirebilirsiniz. Bu şu an hala hazırda Google'ın dünya üzerinde bilinen iki DNS'inden bir tanesidir bu IP. Google'un ikinci DNS'i ise 8.8.4.4'tür. Dilerseniz bunu da buraya tanımlayarak makinenin kaydettikten sonra yeniden başlamasını sağlayarak bu DNS'ler üzerinden çıkmasını sağlayabilirsiniz. Burada dediğim gibi şurada göstermiş olduğum IP adresinin de sizin lokalde bulunan herhangi bir bilgisayarın işte ne bileyim bir cep telefonunun veyahut da başka bir IP ile çalışabilen başka bir cihazın bu IP'yi almamış olmasını garanti etmelisiniz. Bu noktadan sonrası biraz teknik olabilir. Anlamayan arkadaşlar için de bunu deneme yanılmayla da yapılabilir. Bilgisayarcıya başvurabilirsiniz en azından. Ama genelde bizim tercihimiz 192 168 21 yani 192 168 21'i burada da demeyelim ama şöyle söyleyelim. Şöyle söyleyelim. Buranın DSCP olarak tanımlanması arkadaşlar. DSCP olduğunda biliniz ki ağ geçidi ve DNS sunucusu üzerinden cihazınız bağlandı arkadaşlar. IP'leri modem üzerinden otomatik olarak çekmiş oluyor. Ben şimdilik bu anlatımın yanında evet şu an alantısı başarılı dedi. Bir müddet bekleyelim. Evet tekrar geldi. Gördüğünüz gibi IP'lerle oynadığın zaman bağlantı kesiliyor. Ben bir geriye gelerek pardon başa döndüm. Ethernet yapılandırması ile ilgili anlatıma devam etmek istiyorum. Arkadaşlar strnconfig şu anda Ethernet olması gereken bir alanın İngilizcesinin Türkçe karşılığı yazılmadığı için yazan bir bilgi. Ben bununla ilgili ileriki dönemlerde eksik Türkçeleştirme veya hatalı Türkçeleştirme ile ilgili düzeltmeleri yayınlayacağız. Wi-Fi ağından bahsetmek istiyorum arkadaşlar sizlere.
Wi-Fi ağı tahmin edeceğiniz üzere cihazımızın USB portundan bağlanacak bir küçük modül ile cihazınızın kablolu değil de kablosuz olarak internete bağlanmasını sağlıyor. Wi-Fi ağı ile ilgili arkadaşlar önümüzdeki günlerde bütün elektronik marketlerde ürünümüzün Wi-Fi dangle'ın satışına başlanacaktır. Bu ürünün Wi-Fi yapılandırması ile ilgili anlatımları da önümüzdeki günlerde ayrıca bir video bağlantısı altında paylaşacağız. Wi-Fi ayından sonra tekrar Ethernet'e dönelim. Ctrnoconfig Ethernet'e döndükten sonra burada bir ping testi var arkadaşlar. Ping testine bastığımızda karşımıza bir IP adresi, buraya gönderilecek ping sayısı ve burada da bir başlat tetikleyicisi bulunuyor. Şimdi modemle olan irtibatımın var olup olmadığını anlamak için modemle olan irtibatımı neyle test ediyorum? Yön tuşuna basıyorum. 0 0 pardon 192 168 modemimiz 2.1'de. Bizim modemimiz 2.1'de, sizinki 1.1'de olabilir. Farklı bir IP'de olabilir. Yani modemin marka ve modeline göre değişebiliyor. Evet. Ben şimdi buraya 20 adet ping göndereceğim. Bu cihazın modemle olan bağlantısının ne durumda olduğunu merak ediyoruz. Evet. Bakın 20 tane ping gönderdik. Her biri 64 byte büyüklüğünde veriler. Ve OK 20, geçersiz 0. Dolayısıyla 20 bağlantının 20 adet ayrı ayrı gönderilen işaretin 20'si de başarılı olarak modeme ulaştırıldı. Bu demek oluyor ki sizin cihazınızın şu anda modemle arasında, yani makineyle uydu alıcınızla modem arasında herhangi bir problem olmadığını gösteriyor. Bunun dışında biz bu testi bir de nerede yapalım arkadaşlar? Google IP'sinde yapalım. Google IP'si neydi Cemal Bey? Bir Google IP'si verebilir misin bana? Evet, Google IP'sini de yine arkadaşlar buraya yazacağız. Yön tuşuna basıyorum. Evet, şimdi edindiğimiz IP'yi girelim. 100 73 173 194. Evet, şu anda ne yapmaya çalıştığımı da anlatayım. Benim şu anda modemle herhangi bir problemim yok. Peki cihazım direkt olarak modem üzerinden artık internete de rahatlıkla gidip gidemediğine bakacağım. Bu testin amacı arkadaşlar sunuculara erişemiyor olabiliriz. Ama sunuculara erişemiyor isek internete hiç mi çıkmıyor makine? Yani makine fiziksel olarak internet problemi olan bir durumda mı şu anda? İnternet problemi mi yaşıyor makine? Bunu anlamak için buradan bir test IP'lerini ping edeceğiz. Evet. Bakalım ne kadarına izin verecek Google. Evet, şimdi 173, 194, 70, 104'ü ping ediyoruz. Evet, gördüğünüz gibi Google'un IP'lerini de sorunsuz bir şekilde ping ettik ve başarılı oldu 20'si de. Dolayısıyla cihazımız da biraz önce bahsettiğim, tekrar açıyorum arkadaşlar. Biraz önce bahsettiğim Sisicam menüsündeki pardon, buradan geriye geliyorum, Rekal. Evet, buradan, evet, burada yeşil olarak göreceğimiz yeri turuncu görüyoruz ve bu pingler de başarılı oluyor ise muhtemelen DNS bilgilerinde değişiklikler yapılarak da testleri yaptığınız halde sunucularımız aktif olmuyorsa, turuncuyla gösteriliyorsa cihazınızın internet bağlantısıyla ilgili bir problem yoktur. Karşıda Sisicam serverımızda bir sıkıntı olabilir. Server'a ulaşılamıyor olabilir.
Yani bu fikirleri şimdiden bertaraf etmek adı altında bu paylaşımı da yapmış olalım. Sisikem, Ethernet ve IP kavramları ile ilgili cihazımız üzerinde anlatacağımız bilgiler şimdilik bu kadar arkadaşlar. Bu bilgiler sadece bu cihaz için değil, piyasada buna benzer olan cihazlar için de evrensel tanımlardır. Videomuzun aynı zamanda bir eğitim videosu olmasından dolayı da sizlere yardımcı olacağından eminiz. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Bir başka Jameson ürününün menü anlatımlarında görüşmek üzere. Hoşça kalın.